Star Trek ikinci sezon 11 bölüm ya gibi akıyoruz be her gün şeye geliyor abi böyle giderseniz bitmez yalnız ha, yani biz bitirmeyi oynamıyoruz biz tadını çıkarmaya oynuyoruz siz de tabii evet, çıkarın. Evet evet bitirmeye koşsaydık <laughs> şu an popüler olan başka bir diziye düşerdik herhalde gidip 1987'den bölümlere girmezdik yani tabii, arkadaşlar. Tabii tabii ee, bir tane bir Senin şey. Senin için nasıl gidiyor abi asıl onu sormak lazım ben yani Star Trek'te ben okeyim sen söyle ben mutluyum ya hiçbir derdim sıkıntım tasam yok geçen de dedim ya uzaklaşıyorum iyi oluyor diye hmm. bir tek şey oluyor böyle e, bölümlerin ivmelenmesi biraz değişti bu sezon hani özellikle ortasından sonra çok açılıyor birçok bölüm İlk 10 dakikası Aha. birazcık daha böyle hani o an çok sıcak değilsem dizi izlemeye biraz böyle falan olup 10. dakikadan sonra tamam, oh, tamam oldu şimdi deyip e, pikart hareketi yapıp hmm. <laughs> ekranın başına yerleşiyorum onun dışında bir sorun yok. Ee, i̇kinci sezonda iyi gidiyor ha bu arada. Sen hep 3-3-3-0-1 diyorsun ama 2'de fena gitmiyor şu ana kadar. Bugün Sen de zaten... bir 2 gör de. Ha okey. Onu anlayacağız diyorsun. Ee, Bugün şey ya, yani, devam bu, bu edeceğiz. Diziyi, diziyi bitirince de muhtemelen bunu konuşacağız. Aslında her bölümde de ara ara konuşuyoruz. Yani şey çok ilginç. Yani böyle Dizinin harbiden sıkıcı ya da harbiden boş geçen bir bölümü çok yok. Mesela işte bugün Contagion'ı konuşacağız. Bir önceki bölüm Dofin. Dofini e çok konuşasım gelmedi benim çünkü biraz gen yani böyle de bir şeyler oldu bölümü. Yani izlerken, ee, Evet yani izlerken çok sıkılmıyorsun ama yine müthiş bir bölüm değil ama üstüne konuşacak bir şey bulamayacağımızı hissettiğim bir bölüm oldu. Ee, yine de şöyle bir şey var yani en ya bu da böyle bölüm olmuş dediğim bölümde bile dizi yani ya bir plotuyla ya karakterler arasındaki birbirine izah ettikleri konuştukları bir takım konularla falan illa bir şeyleri bir küçük dokunuyor. Yani hiç boş atmıyor herifler o çok hoşuma gidiyor. Mesela Dofi'nin finalinde şey çok hoşuma gitti. Kadın e, şekil değiştiren olduğunu Wesley'e belli ediyor. Wesley böyle işte ne yani sen aslında bir kadın değil misin ben seni nasıl sevdim o zaman falan filan oluyor. <laughs> Kadın da diyor ki yani varlıkta diyor ki yani diyor şeklimi değiştiriyor olabilirim ama bu kalp hasta seni seviyor falan diyor. Beste de böyle hayır o zaman gerçek bir kadın değil sen seni sevmem deyip kaçıyor. Ondan sonra yine de kız giderken diyor ki ne şekil olursan ol ne olursan ol seni sevdim bir kere diyor. <laughs> aa Bir anda böyle hani hala bugün gündem olan anladın mı? Transfobi yani biraz evet. hafif yani e, biraz işte ne bileyim işte, ya yani böyle hani şey aslında Wesley son derece genç bir erkek çocuğu olarak cinsel tercih olarak kadından hoşlandığını düşünüyor ama hani formsuz bir varlığı da sevebilmek aslında transfobi değil. Onun ötesi daha transhumanist bir yani evet. asıl olan sevgidir. Bedenlerimiz değil mesajını arada pıt diye attır veriyorlar. Yani cinsiyet değişimiyle değil şekil değişimiyle gerçi bu sefer anlatmaya çalıştıkları şey ama işte uzay olduğu için artık hani daha gelecek bir formülle anlatıyorlar. Ya koca bölüm mesela minnoşluklarla, gizemliklerle geçiyor ama biter ayak bir gol atıp böyle kaçı veriyorlar. Hoşuma gidiyor böyle güzel şeyler yapmaları. Ya bu 70'ler 80'ler döneminde çizgi romanlarda da animasyonlarda da aslında çok vurgulanan bir şey ama çok halka geçmemiş herhalde. Mesela Güzel ve Çirkin işte Shape Shifting konusu X-Men. X-Men'de hmm. de böyle eciş bücüş olmasına rağmen oradaki aşk hikayeleri ya da hepsinin farklı özellikleri olmasına rağmen aslında sevgi önemli bak fizik çok önemli değil denmesi çok vurgulanır çok okunur çok sevilir bunlar. Ama günün sonunda işte halka çok inmiyor gibi. Yani body shaming daha de diyor şey de. Devam ediyor. Halka 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 inmek değil de yani sonuçta bence o dönemi geek eserlerini tüketen insanlara geçti. Bugün hala baktığında geek ve nerd komüniteleri arasında LGBT en açık komünitelerden bir tanesi. Yani anladın mı? Ya çünkü adam Dungeons and Dragons oynuyorsa, adam MMORPG oynuyorsa Zaten oraya gidip cinsiyetin ırkını seçip başka bir karakterin rolünü evet, yapıyorsun. Yani. Yani başkalarının başka tercihleri olmasına kafa yapısı olarak nispeten daha yakın insanlar üretiyor bu hobi. Ama ben de şunu gözlemledim. 2000'lerden sonra e, artık ne oldu da bilmiyorum. Yani o dönemin output'u değişti. Herhalde biraz böyle şeyin de etkisi var. Ne bileyim 9-11'ın da etkisi var. Bush rejiminin de etkisi var. Ha 2000'lerden sonra o doğru. Bush, doğru ha, o daha doğru. Yani 80'ler şey. 70'ler 80'lerden 2000'lere kadar çok daha aydınlık fikirler çıkmışken 2000'lerden sonra çıkan işler ne oldu bilmiyorum. Yani çünkü işlerin kendisine baktığında direkt öyle bir şey görmüyorsun ama 2000'lerden sonra çıkan işler bir şekilde şey yetiştirdi. İşte kardeşim LGBT'de dikkat çekmeye çalışıyor falan diyen Witcher 3 fan boyu böyle çocuklar yetiştirdi. Siz yani ne bileyim Witcher 3 bile baktığında çünkü ezilmiş elflerin maceralarını evet, anlatıyor. Yani <laughs> dışlanmış. <aykırı> insanların, <laughs> ha, yani dışlanmışların, aykırı insanların dostu bir Geralt var orada. Falan böyle tuhaf tuhaf bir ara bir arada bir daha muhafazakar bir geek nerd nesil yetişti açıkçası. Nasıl oldu bilmiyorum ben de. 2000 sonrası tespitine evet daha doğru oldu ya yani benim dediğime. Biraz onu işte demek istiyordum. Yani halka inmedi derken evet belki de okuyan, tüketen o eski nerd geek tayfa okuyor ama evet yeni, de, yeni taraf. Hani yeni nesil demiyorum. 2000 sonrası daha doğru <laughs> bir tanım. O nesil kalabalık yani. Yenisi de var, eskisi de var. Tabii abi 60'ların 70'lerin eserlerine baksan, hepsi kokain, amfetamin, LSD, <laughs> falan yani Jack Kirby'nin çizimlerini sen biliyorsun işte. Tabii canım o kafalar öteki yanıyor. Öteki alemlerde New Gods uçuşuyor havalarda kafalar bir yani o asit kafası o çok belli yani neyse hadi biz işte Star Trader tamam. dönelim. Contagion konuşacağız bugün aslında güzel ben seviyorum böyle farklı bölümleri biraz böyle güncel hayata yansımasından konuşmak Tabii. güzel. Contagion bölümünü hemen ufak hani bir hatırlayalım. Danut Varley'e yardıma gidiyorlar. Bu Picard'ın arkadaşı kaptanımız. Hmm. Ee, baba koş bizde sorun var. Ne yapacağız USS Yamato? Aynen, e, USS Yamato'ya gidiyorlar. O sırada da patlıyor e, bunlar. Yani herkes ölüyor, gidiyor. Ulan diyor, Romulanlar mı yaptı? Hayırdır, ne oldu falan. Sonra bir bakıyorlar yakınlarında oldukları gezegende bir sıkıntı var. Oradan bir şeyler uçuşuyor. E, gemiye geliyor falan lan ne oluyor falan derken İkonya'nı keşfediyorlar. Sonra olaylar gelişiyor. Ben İkonya'nı zaten çok Atlantis gibi aldım burada çok o, o tatlarda bir e, yapısı vardı sanki. Bilmiyorum sen ne diyorsun. Yani şey mantığı hoşuma gitti. E, buradaki İkonya'nın yap, yapabildiği dijital saldırı hoşuma gitti aslında. Ve yani şey de ilginç. Şimdi tabii Star Train bu yazıldığı sene 1989 olması lazım bu bölümün yazıldığı evet. yıl. Daha böyle hani hackleme anladın mı? Şimdi artık daha çok bilinen bir şey ama o zamanlar böyle hackleme işte sistemlerimize sızdılar. Vay şöyle oluyor böyle oluyor falan. Daha çok yeni şeyler. Yani çok dijital güvenliğin de aşırı gelişmediği bir dönem. Evde bilgisayar yok abi o zaman zaten. Yani beri, Mac falan yeni yeni yani. İşte hani ben bankalarda falan böyle güvenlikler evet falan var. Şimdi mesela dijital güvenlik çok daha artık gündemdeki bir konu. En basitinden 2000 senesi hackerların başrolünde olduğu Matrix diye bir şey çıktı. İşte bir zamanlar Swordfish çıktı. Güncellerde işte şey çıktı adını söyle. E, Mr. Robot çıktı ha, falan. Yani Robot. böyle hacker hikayelerini, hackerların ne yaptığına dair daha fazla ya da hani böyle abi işte sistemlerimize sızıyorlar. Falan. eskiden çünkü Hollywood hep şeydir ya. İşte böyle abi şu an girdim işte NASA'ya falan. <laughs> Hemen de girerler o NASA'ya. Ya bu aslında ondan da eski bir dönem yani 90'larda başlayacak iki tuşa basıp ekleme kafaları da burada böyle belli ki birazcık oradan bağlamaya çalışmışlar. Yani bir dijital yazılım saldırıyor aslında gemiye ve şeyin yazılımını override etmeye başlıyor Enterprise'in yazılımını. Bir kere o mantık çok güzel. Çok güzel. Ve şey yani. çok ilginç. 89 senesinde yazdıkları için Enterprise gibi bir uzay gemisinin aslında gelecekte böyle bir şeye inanılmaz hazırlıklı olması lazım. Yani şu anda bir bilim kurgu hikayesi yazacak olsam e, dijital bir saldırıya açık olmaması gerekir mesela sistemin artık yani hani hatta bugün bugünkü bir yazar bunu düşünür ama 89'da dijital bir saldırı hala yeni ve futuristik bir şey olduğu için burada ana konu, konu olmuş. Aslında onu güzel açıklıyor. Ben orayı beğendim. Dediğin doğru. Ama şey diyor. Enterprise işte bizim e, vücudumuz gibi, bizim yapımız gibi diyor orada. Sanırım laforge diyor ya da data diyor. Da, hatırlamıyorum. E, yapay zeka gibi ama daha nörolojik. Yani mesela sen de şimdi korunaklısın ama bir iğne yedin mesela. Sinir sistemin o yediğin iğneye göre farklılık gösterebilir. Vücudun değişiklik gösterebilir. Ve bunu aslında default yani beyne giden sinyaller bunu vücutta default olarak yapmaya başlıyor. Kendi kendine yapmaya başlıyor. Bu çok güzel bir anlatımdı. Ben mesela hatırlamıyorsam düzelt. Enterprise'ın yapısıyla ilgili böyle bir şey duymadık diye hatırlıyorum daha önce. İlk kez duyduk bunu. Da. Ya Emin değilim. Şimdi ben e, bayağı izledim ya. Bir noktadan Hı -hı. benim aklımda böyle bilgi kalmış bu arada ama bundan önce öğrenmiş miydik öğrenmemiş i̇şte miydik. Ben, ben de hatırlayamadım. Değilim ama evet yani Enterprise'ın bilgisayarı kendi kendisini düzelten ve kendi kendisini idare eden bir bilgisayar sonuçta. O yüzden güzeldi bu. yani Hacklenmek gibi değildi sanki. Yani hastalanıyor bir nevi. Hastalandığı içinde e, hücreler gibi tepki verip kontrol edemiyor ve değişime uğruyor. E, bu, bu güzel bir mantıktı. Zaten Bence burada bir değişiklik olduğunu da aslında görüntü yönetmeni aynıymış ama bu bölümde şöyle bir şey hissettim. Enterprise'e değişiklikler oluyor. Ee, i̇şte West bir sorgulamaya giriyor. Ya diyor bu insanlar öldü. Ee, siz nasıl bu kadar kolay toparlıyorsunuz? Böyle bu tip te tepkiler almaya başlıyoruz. Ve yönetmen, görüntü yönetmeni ilk kez toplantı anında yine ben ilk kez gibi hatırlıyorum. Çok hareketli bir kamera kullanıyor. Yani hmm. biraz böyle şey gibi hissettim ben ee, bakın bir değişimler oluyor bu bölümde ve bunu hissetmelisiniz gibi böyle bir evet. şey denemiş gibi geldi çok doğru söylüyorsun çok açıdan değişimi ele alıyorlar çünkü Bunun ee... en basit mantığı da şey işte gemi bozulmaya başlıyor zaten o gemi bozulma sahneleri hep bir neşelidir ya işte gemi şunu üret <laughs> İşte gemi saksı çıkarıyor bilmem ne çıkarıyor yok laforcu asansör doğrudan oraya savuruyor falan filan <laughs> her şey bozuluyor ya, böyle bir bozulma sekansı da çok keyifli ama orada şey de çok ilginç yani e, ee, sıhhiyede de şey oluyor ya işte aman abi dijital makine çalışmıyor ya diyor o zaman sararsın adamın kolunu diyor az alçı alırsın diyor falan hani adam <laughs> şöyle diyor, ne demek alçı böyle tıp bilimi mi olur falan diyor böyle <laughs> tıp işte <muhabbeti>. yani, <laughs> çıldırıyor o, o böyle şey çok ilginç doktor Pulaski'nin böyle işte onu şey yap diyor yani, Türkçesini hatırlamıyorum ben hani iki tarafına böyle bir şey atel, atel. Bir ya. atel. Atel, ha, atel <laughs> yap diyor yani atel mi ne diyorsun işte adam ölür falan diyor Tıp bu tıp öğrenin bunları filan diyor. Yani şey e, işte aslında hafiften şey vurgusu da var. Bakın işte dijitale ne kadar güveniyoruz. İşte yarın bir gün dijital patladı, vakit ne yapacağız ya, vurgusu da var küçükken. E, Küçükten beni hoşuma gitti ya yani, şey bir bölüm. Akıllı bir bölümdü bence her türlü. Tabii burada işte e, bu zeka gösterdikçe tabii şeyi de ekleyeyim bu arada izleyenler için. Bu bağımsız bölgedeler yine e, evrendeki ve işte da Romulanlar da orada. Enterprise Romulanların işte gemiyi patlattığını düşünüyor. Ama orada onlar da aslında hacklenmiş. Sonra bunu işte Picard ve ekibi çözünce işler değişmeye başlıyor. Ee, Romulanlar da onlardan kullanıyor falan derken e, en sonunda şeye karar veriyorlar. Yani işte toplantı sahnesinden bahsettiğim zaman. Toplantıdan sonra İkonya'ya inelim diyorlar ve bir süredir aslında istediğim şey oluyor. Bir, bir gezegene inin artık. Biraz özlemiştik bunu diyordum. İkonya'ya iniyorlar ve İkonya yüzeyi Muhtemelen da ilk gösterdiği uzaktan. Olan çok güzel gözüküyordu. Çok tatlıydı. Sonra da zaten o Atlantis tarzı böyle inanılmaz bir teknolojinin olduğu böyle işte konsolun falan olduğu. Orada da farklı bir dilin olduğu. Data'nın bile zor çözdüğü. Bir Tabii. yapının içine giriyorlar. Ee, Iconia ile alakalı yani şöyle ilginç bir detay var. Iconia'lılar mesela Star Trek'in çok böyle şey fanları var bir bölümde bir şey gördüm unutmayan fanları var. Mesela The Next Generation'ı 5. ye izlemiş insanlar falan var. Yani <laughs> hele dünyada böyle. Ee, şu işte ben çok izliyorum Red Letter Media'da mesela. Evet. Onların şey Mike diye bir eleman var orada. Çakmışlar ne bizden zaman... ya. Onlar da Star Trek. <laughs> ha sorma. Evet ya bizden sonra girdiler o iş. Hayatımızda ilk kez Red Letter Media'dan önce yapmış olduk bir şey. Çok hoşuma gitti. Bu arada bilmeyenler varsa bu adamlar YouTube'da film inceleyelim konseptini ilk başlatan adamlar. Haliyle şey biraz Açın böyle dedesi bir de sayılıyorlar yani. Tabii yani böyle acayip old bir herifler yani bu konuda. Ama işte şey çok ilginç yani mesela böyle ikon yılların bu pardon yılların bu bölümde şey kullanabiliyor <laughs> olması. E, portal kapısı açıp oradan öyle hüpitik hüpitik diye gidiyor olması ve işte Picard'ın ve diğerlerinin bundan böyle etkilenip bu olmayan bir teknolojiymiş gibi bahsetmeleri mesela insanların akımda kalıyor. Çünkü sen işte 40 sene sonra Discovery diye, diye bir dizi yapıp Discovery dizisindeki ana gemiye teleport olma gücü verdiğinde hem de işte Picard'dan 80 sene önce Ha gemi teleport Trek, oluyor. Evet Star Oha. Trek izleyicisi o noktada diyor ki eee <laughs> <laughs> Ve ne yani yaptı? çok hızlı Oha. kaybediyorsun şeyi. E çok hata lan bu ama. Çok büyük hata tabii canım yani. Oh. Şey değil canım öyle şey, aa hay Allah falan bir hata değil <gülüyor> yani. <gülüyor> yani onu da Discovery'de şey gibi ele almışlar. Hani abi gemi teleport oluyor ama aman çok gizli teknoloji kimseye söylemiyoruz. Herkes warp'la gidiyor her tarafa. Biz gizli teknolojiyle gidiyoruz falan filan yapıyorlar ama yani sen işte hani öyle bir düşün ki öyle bir şey olmuş ki yani Picard'da bunun bir notu bile kalmamış yani Discovery'nin en sonunda. Ya halbuki Picard subaylık eğitimi almış adam hani bir noktada adama şey bilgisi gelirdi diye düşünüyorsun. 80 sene önce de şöyle şöyle deneysel bir motor kullanıldı ama şöyle olduğu için artık kullanılmıyor falan. Yani evet. e, işte yeni dizilerde, Picard dizisinde de yaptılar. Discovery'de de yaptılar. Cool faktör Yani biraz cool sosu dökelim derken, hmm. Star Trek'in bir takım sabitleriyle çok oynuyorlar. Ama o sabitler bir sürü de Star Trek sevenin unutmadığı bir şey. Yani çünkü bu bölümü izlemiş her Star Trek seyircisinin aklına artık şey kalacak. E, abi odamın teleport kapısı. Bunu çok heyecanlanmıştı. Hani bu Hani bu kıymetli bir şeydi falan gibi kalıyor aklında. Tabii çıldırıyorlar yani. Ya işte şerbeti çok kaçırmayacaksın. Bu genzi yakıyor. Alacak çok şer... doğru söylüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Ama o şeker pancarından yapılsa yakmaz. Tabii, muhtemelen yani. mısır şurubundan falan yapılma evet, evet. şeydir. Yapay şeker evet. kullanmayacaksın hocam. Yapay <laughs> Eee o senin bahsettiğin değişim mantığı hani o dengesizlikler çok güzeldi bu bölümde. Riker'a kontrolün emanet edildikten sonra ve West'le arasındaki diyaloglar benim çok hoşuma gitti. Hani böyle Aa, evet. Hani abi kalkanlar devrede. Evet, o zaman abi gitti kalkanlar. Hayır. <laughs> Kızsamı, küfür mü etse ne yapsa bilmiyor. O açıdan da biraz şeye benziyordu. İlk sezonun yine güzel bölümlerinden bir tanesi olan Picard böyle ferengilere esir düştüğünü zannediyor ama ferengilerde Picard'a esir düştüklerini zannediyorlar. Evet ya, evet, evet. Tam o bölüm ya Gezegen güçlerini çekmiş mesela hatırlıyor musun? Bayağı Tabii. o bölüm aslında. Yani. Orada da çünkü Ancient Civilization bir gezegendeydi. Ya böyle bazen konseptler çok tutuyor birbirine. Burada farklı açıdan ele almışlar. Sevimli sevim olmuş bence. Bir yandan da şey hala güzel ya. Evren o kadar büyük ki işte hani e, diyorsun 25. Yüzyıl çok ileri teknolojiler görüyorlar. işte e, Q geliyor ne olduğu belli değil falan. Neler neler gördük diyorsun ama daha büyüğünü gösterebilecek bir zeka var yazarlarda hala. Bakalım onu ne kadar tabii nasıl konsistent yani stabil yansıtabilecekler. Tabii bu çok zor işler büyüdükçe. Yani genelde oyunlarda da bunu çok yaşarız ya da bazı filmler serilerde işte çok büyüdükçe iş Marvel'da da böyle en yani son evrenler çarpışıyor işte. <laughs> Allah'lar, tanrılar birbirine kafa atıyor falan gelir. Ama burada İkonya tarafında işte biraz Atlantis benzetmesi yapmam hani sen hangi yüzyılda olursan ol evrenin hangi noktasına gidersen git hala senin ileride ilerinde olan bir teknoloji var güzel bir detay hatta data'nın bile çözmekte çok zorlandığı işte o konsolu çözmesi sonra o random şeylerin oluşması portaldaki random dünyaların gözükmesi falan bunların hepsi gayet mis gibiydi var yani mı? kapatıp açalım düzelir şeklinde çözülüyor ya evet Çöz. abi bu arada <laughs> yani o da çok güzel bir detay Buradan da IT Crowd'a yönde. <laughs> Bayağı restore ediyorlar bütün sistemi yani böyle bir şey evet olmaz. <laughs> Override edip sonra restore ediyorlar. <laughs> çok iyiydi yani. Ha bir yani de ben, şey çok, iyi çok iyiydi. Pardon Usta. böldüm. Ee, Picard'ın son şeyi nasıldı? Gelip ya kardeşim siz hep gidiyor musunuz? Heyecan buradaymış. Biz oturuyoruz deck'te siz geziyorsunuz. Aa, ne güzel. Bir daha ben gideceğim. <laughs> Tabii o Riker'ın çünkü şey var ya aman kaptan sen inme biz hallederiz falan. Ya adam da otur otur yanlarımız vardı. Yatar artık diye iki aksiyona girmek istiyor yani. Çok iyi ya. Var mı ekleyeceğim bir şey böyle? Yok, yani? netçe de güzel bölüm. Yani konsept olarak güzel. Ee, bence işte şey açısından kı kıymetli. Star Trek'in şu yüzyıldaki teknolojisine kontekste oturması açısından önemli. Yani yazılım ne kadar önemli gemide gemi aslında manuel kontrol edilmiyor. Neredeyse %80-%90 seviyelerinde otomatik kontrol ediliyor. İşte daha o kapının açılacakken böyle bir geç açılması falan bile böyle bir saniye şaşırtıyor pikarda evet. mesela. Yani küçük küçük detaylar. Ee, küçük detaylardan güzel bir hikaye çıkartmışlar. Bu tarz hikayecilik hoşuma gidiyor benim. Tatlış bir bölümdü yani Contagion. O zaman bu bölümü burada kapatalım. Bir sonraki bölüm 12. <laughs> bölümü konuşacağız. The Royal bölümünü. Bu o bölüm Hı. çok tatlıydı. Zaten konuşurken detaylarına gireriz. Sayfayı beğenmeyi, videoyu like etmeyi unutmayın da birazcık tavsiyelerde çıkalım. Yorum da atın, yapıştırdım. Bu bölümle acaba. alakalı şöyle bir şey var. Bu bölüm Picard'ın ilk kez T. Earl Grey Hat dediği bölüm. Ha evet. Bu Picard'ın catchphrase'lerinden bir tanesi. O kadar ki böyle tişörtleri, mousepadleri, poster tasarımları falan vardır. T, Earl Grey, hat şeyinin. Yani Engage gibi bir şey yani. <laughs> böyle yani işte Picard'ı da giderek daha da oturtmaya başlıyorlar aslında. Picard mesela bu bölümde çok özür dilerim. Tam kapanışta uzattım. Yok yok yani. iyi biraz oldu. Biraz tam kapağızı yani konuşması şey gibi <laughs> ee, şey muhabbeti var işte birazcık. Yani arkeolojiye meraklı ya bu bölümde birazcık daha. Mesela ileriki bölümlerde bu arkeoloji olan Mela daha da oturmaya başlayacak. Ya yani böyle biraz yazarken çözüyorlar bazı şeyleri. Çok hoşuma gidiyor. Mesela ilk sezonlarda Picard evet yani diplomat ve işte böyle şey yani iyi konuşabilen bir adam. Hitap yeteneği çok gelişmiş bir adam ama ilerleyen bölümlerde aslında tuhaf tuhaf fobilerinin olduğu, farklı meraklarının olduğu falan ortaya çıkmaya başlayacak. Bu bölüm onları ilk kez göstermek açısından. Ya bu bölüm birazcık aslında şey bölüm yani. Ha ulan biz Picard'ı buradan yürütelim. Yani anladın mı eski teknolojilere çok meraklı hmm. çünkü e, işte çayını içiyor bir şeyler okuyor sürekli falan böyle biraz şey Rönesans adamı bir karakter biraz daha bu bölüm onu oturtan bir bölüm aslında çok değerli ya yani Picard konumunda yani gerçek hayatta bir komutan bir asker düşünsen e, ya vardır illaki de Bu böyle örnekler görmek daha zordur e, ve onun gelişimine de katkı sağlıyor Yani Picard Picard işte abi vuruyor kırıyor gibi bir şey yok e, karakter gelişimde destekliyor i̇yi, i̇yi dedin onu tam kapatırken ben hmm. az kaldı unutuyordum. O zaman okey. Bir sonraki bölümde görüşüyoruz. Kapanışı yaptık. Dediğim gibi yorumu like'ı esirgemeyin de biraz tavsiyelerde çıkalım. Hadi öpüyorum sizi. Bay bay. Hadi bay bay.